Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Herkese merhaba evvela. Bu adam niye bereyle çıktı diyecek. Kafayı kırdım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdilik öyle tutuyorum. Altta şeylerin, dikişlerin olduğu bir şey var. Şimdilik beni böyle idare edin, olmaz mı? Bir daha düşüp bir daha kırıyormuş. Bir küçük kaza geçirdim o yüzden. Yani buraya gelip gelmeyeceğim çok belli değildi ama son anda artık biraz kendini iyi hissedince atlayıp geldim. Yoksa hani adam niye bereyle atladı, önümüze geldi diye düşünmeyin. O yüzden. Hoş geldiniz tekrar hepiniz. Kafayı kırmıştık daha önceden ama şimdi fiili olarak da kırdık. Annem söylüyor bana, senin bu gidişin gidiş değil diye, yolun yol değil diye. Romancının, edebiyatçının, sinemacının gideceği yer ne olabilir yani? Niye? Siz de öyle düşünüyor musunuz bazen? Şimdi gerçekten kendi kendime bazen şunu soruyorum. Bir insan neden içindekilerin gerçek olmadığını bile bile roman okur? Gerçek olmadığını bile bile romandaki anlatılardan etkilenir. Hayal bunlar yani. Gerçek değil. Niye peki okuyoruz? Düşünüyor musunuz? Kendi kendinize soruyor musunuz? Şimdi size birkaç şey anlatayım. Neden okuyoruz meselesine? Neden romanla, edebiyatla ilgileniyoruz meselesine? Belki biraz açıklık getirebilir. Mesele şu, bence ilk mesele şu. Kendimize sormamız gereken soru şu. Biz acaba bir hikayenin parçası mıyız? Bizim bir hikayemiz var mı? Kişisel. Bizim bir hikayemiz var mı? Biz hangi hikayenin kahramanıyız? Bizi o hikayenin içinden çekip aldıklarında bir şey eksilir mi mesela? Sizin hayatınızdaki hikayenin içinden çekip aldıklarında hayatınızda ne eksik kalacak? Yahut sizin yokluğunuz kimin için nasıl bir eksiklik olacak? İnsanlar sizin için şöyle mi düşünecek? Ya olmayıversin. Yahut şöyle mi düşünecek? O olmazsa hayatın büyük bir kısmı eksik kalır. Size gerçekten bunu sormak istiyorum. Ben birilerinin hayatında önemli bir yer tutuyorum ve ben orada olmazsam orada çok büyük bir boşluk doğar. Diyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Bunun tam aksi de şu, ben olmazsam kimse beni umursamaz. Yalnız abi ne güzel sarıldın yengeye yalnız. Anladım ki yenge olmazsa senin hayatın yok olur. Ne güzel bir şey oldu ya. İçinden geldi böyle, bir an böyle bir elin sarıldı yani. Allah muhabbetinizi daim eylesin. Hikayenizi güçlü kılsın. Birbirinizin hikayesinde yerinizi sağlam tutsun. Bu hikaye sadece insanlarla ilgili değil, biliyor musunuz? Bazı kelimeler var. Yeni gelen arkadaşlara da hatırlatayım. Adam niye bereyle konuşuyor diye sormayın. Kafam kırık gerçekten.
Şimdi bazı kelimeler var. O kelimeler sadece nostaljik olarak anlam taşımaya başladı. Bunlardan bir tanesi şu. Hatıra. Artık insanlar hatıra kelimesini çok kullanmıyorlar. Başka bir takım böyle yeni kelimeler geliyor. Mesela işte deneyim, deneyimliyoruz filan. Bir şeyle hatıra değeri var mı acaba? Hatıra. Birbirimizin hayatında hatıra değerimiz var mı? Bir gün anama dedim ki, ana dedim, senin bu koltuklarını değiştirelim artık. Kadın evlenmiş, eve gelmiş, o koltuklarla 50 sene geçmiş, aynı koltuklarla devam ediyor. Dedim ki bunları değiştirelim. Bana dedi ki, ya niye değiştiriyoruz? Dedim ki, çünkü artık eskidi. İyi ama dedi, ne gerek var? Dedim ki, artık değiştirebiliriz. Benim kitaplarım çok satıyor dedim. Param var yani. Anama bir koltuk takımı alayım yani. Bana böyle bir baktı, dedi ki, yazıklar olsun. Ne dedim ben dedim ya, ne oldu yani? Koltuk takımı alayım anama. Ev mi istiyorsun? Onun için yeni romanı bekle. Tarık her romandan bir ev. Şaka yapıyorum. O kadar çok okurum yok. Hatice Kübra baksana. Benim talebemdi lisede. Onların felsefe dersine girmiştim. Hayatımda üniversite döneminde, üniversiteyi bitirdikten sonra birkaç sene öğretmenlik yapmıştım. Zeki kızdı, belliydi o zaman. Gerçekten. Nerede kalmıştım acaba? Dinlemiyorsun abi sen ama beni. En önde oturuyorsun ve dinlemiyorsun. Bırak daha şaka yapıyorum. Ya dinlemeyebilirsin. Sanki dünyayı kurt. Sanki atomu parçalıyoruz da dinlemiyorsun diye. Sanki bir hayatın sırrını veriyoruz. Siz hatırlıyor musunuz? Ne dedik? Ha, dedim ki ya anacığım sana bir koltuk da. Bana dedi ki yazıklar olsun dedi. Dedim ki ne oldu? Dedi ki oğlum dedi, ben seni dedi bu koltuklarda doğurdum dedi. Sen dedi ilk kez bu koltuklarda tutunarak yürümeye başladın. Bu koltuklara kustun, bu koltuklara pis... Ben dedi bu koltuklarda oturdum, bu koltuklarda ağladım, bu koltuklarda hayal ettim. Benim hayatımın eşliği bunlarla eşlik ettiler bana. Benim bütün hatıram bu koltuklarla dedi. Ben nasıl dedi satarım, nasıl yok atarım, yerisine yerisini satın alırım. Ya ben bir utandım. Bunların dedi hatırası var dedi. Sonra neyse, aradan zaman geçti. Ben tabii biraz daha ısrar etmeye başladım. Değiştirelim de değiştirelim filan. Niyeyse yani. Bir akşam artık değiştiriyoruz. Geldim. Annem ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Ne oldu dedim ya? Babam mı dövdü yine? Yok ya, o kadar da değil. İyice trajik hale sokmayalım. Dedi ki ben dedi vedalaşamıyorum dedi ya. Ya dedim anne, sanki dedim evden beni satıyorsun yani. Ne olacak? Ben dedi vedalaşamıyorum dedi ya. Kıyamıyorum dedi. Bunlar benim dostlarım dedi. Şimdi bakın, bir hatıra değeri olan eşya, herhangi bir eşya, bırak eşyayı, insanların bile birbirleriyle artık hatıra değeri olacak kadar ilişkileri kalmadı.
Eskiden insanların, annemin var, bazen annemden bahsediyorum, gittiğimde bana diyor ki benden güzel bahset, kötü anlatma. Çünkü bazen garip şeyler de yapıyor. Bakmayın, yani iyi anlatıyorum ama garip şeyleri de var. Yolda insanlarla tanışıyor. Camide, meydanda, sokakta. Alıyor, eve getiriyor. Hiç tanımıyoruz, etmiyoruz. Eve geliyorum, birileri var. Hoş geldiniz filan. Komşu musunuz falan. Abla diyor, yok biz Kırşehir'deniz yeğenim dedi. Kimin, yani biz hani Kırşehir'le bir akrabalık yok mu? Bizde de öyle. Teyzeyle yolda tanıştık, bizi yemeğe çağırdı. Biz de geldik, bu akşam burada kalıp yarın gideceğiz nasipse. Abartıyorum zannediyorsunuz değil mi? Babam, biz çocukken bir gün eve bizim yaşlarda bir çocuk getirdi. Ben, kardeşlerim filan evdeyiz. Küçücük bir evimiz var yani. Babam dedi ki, bu dedi gariban bir çocuk. İşte bir arkadaşımızın bir şey. Onu getirdim dedi. Çocuk bizde 7 sene kaldı. 7 sene kaldı. Annem de demiyor ki, ya ne yapıyoruz biz? Garip geliyor değil mi size? Ama bitmedi. O çocuk gitti, iş güç sahibi oldu, yetişti. Babam bir gün geldi, yanında bir çocuk daha. Dedi ki, ya gariban bu çocuk falan. O çocuk bizde 4 sene kaldı. Bak vallahi diyorum, yani yalan niye söyleyeyim size, bunun şunca insan toplanmış. Bitmedi, o gitti. Abartıyorsun diyeceksin. Bir çocuk daha geldi, o da bizde 2 sene kaldı. Bizim ev böyle bir şey yani. Varsa öyle evden uzaklaştırmak istediğiniz çocuk bize gönderin. Ya onun için söylüyorum. Var mı öyle? Ya bu çocuğu da alın. Verir misin? Nasıl kıyabilirsiniz? Biz ona ömür billah bakarız. Bu kadar güzel bir kız olsun. Biz ömür billah bakarız. Eskiden insanların dostlukları bu dünyayla sınırlı değildi. Onların ahiretlikleri vardı. Ya şimdi kaç kişinin ahiretliği var yeni kuşakta? Çünkü her şey, ne güzel ya, çok şanslısınız vallahi. Çünkü her şeyin artık bir son kullanma tarihi var, insanların bile. Çabucak kullanıyoruz, tüketiyoruz. Kullanıyoruz, tüketiyoruz. Kullanıyoruz, tüketiyoruz. İnsanları, eşyaları. Zaten ben size bir şey söyleyeyim. Kendi eşyasını sevmeyen insanı da sevmez. Çünkü bu birbirinden bağımsız bir şey değil. Beni mesela etkileyen bir şeydir. Duyduğumda gerçekten etkilenmiştim. Peygamber Efendimiz dostlarıyla beraber yürürken, Uhud Dağı'nın eteğinden geçerken dağı işaret ediyor. Diyor ki, bu dağ Uhud'dur. Biz onu severiz, o da bizi sever. Ya kendi kendime demiştim ki, hadi biz dağı seviyoruz da dağ bizi niye seviyor, nasıl seviyor? Sonra bunu gerçekten anlamaya çalıştım. Dağ, taş, insan, hayvan, canlı, cansız, var olan her şeyle bir bağ var aramızda. Her şeyle. İnanın o eşyayı üzerimizde bulundurduğumuzda iyi oluyoruz. Çünkü aramızda bir hatır ilişkisi oluyor. Görünmez bir ilişki ama bunu nasıl anlatacağız ki şimdi yani? Anlatamazsın. Çünkü bunun akli bir izahı yok. Arkadaş, bu ceket benim üstüme iyi geliyor. Yani nasıl anlatayım başka? Bu iyi yani. Ben o fuları boynuma takınca iyi oluyorum. Ne yapayım yani? İyi hissediyorum. Bu böyle bir şeydir. Bunu kaybettiğimizde her şey ruhsuz oluyor. Her
her şey. Peki biz neden hikaye anlatıyoruz? Çünkü biz hayatımızın içinde bizi anlam verecek, bizi yeniden inandıracak insana, hayata, eşyaya, ölüme, her şeye yeniden inandıracak bir hikaye arıyoruz kendimiz için. Kendimize bir hikaye arıyoruz. Çünkü artık insanların hikayesi yok. Artık biz yeni dünya, kocaman yeni dünya hepimizi bir şeyin önünde sıraya dizdi. Gerçekten yeni bir dünya bu, yeni bir hayat. Tek tek hikayelerimizin anlamsızlaştığı bir hayata geldik. Bu hayat bizi bencilleştiriyor. Bu hayat bizi çıkar peşine düşüyor. Çünkü rekabet ediyoruz. Hayatta kalmak için sürekli başkalarının üzerine gidiyoruz. Aynı apartmanda oturduğumuz komşular, apartman girişinde bir borçlu listesi asılır. Sizin apartmanda da oluyor mu? Olmuyor mu? Siz villada mı yaşıyorsunuz? Vay maşallah. Biz apartmanda oturduğumuz için. Gerçi apartman benim ama. Şaka. O kadar da değil. Yeni romanda. Bir liste asılıyor. Hiç kimse de yok mu ya? Sadece İstanbul'da mı oluyor bu iş? O listede bazen birilerinin borcu kabarıyor. Bizim aklımıza ilk gelen şu oluyor. Ya kardeşim, çok affedersin, ben keriz miyim? Niye ödüyorum? Sen niye ödemiyorsun? Ödemiyorsan oturma bu apartmanda, çek git köyüne falan diyoruz. Oysa ilk aklımıza gelen şu olmalı değil mi ya? Ahmet Bey'in bir derdi mi var acaba? Komşumuz bu bizim. Komşumuz. Şimdi birbirimizi görmüyoruz bile. Büyük şehirlerden bahsediyorum. Özellikle buralara ne kadar geldi bilmiyorum ama. Göremiyoruz. Bir yere taşındım. İlk kez yeni taşınmışım. Daha pek tanımıyorum. Geldim bir gün apartmanda. Baktım apartmanın önünde bir çift ayakkabı koymuşlar. Dedim ya biri ölmüş. Hayatlarımız birbirine nasıl yabancılaşıyor? Orada sordum kapıdaki arkadaşımıza. Dedim ki kaçıncı kat, hangi daire? Dediler ki şu daire. Gittim akşam belli bir saatte, hani makul bir saatte. Kapıyı çaldım. Bir arkadaş açtı kapıyı. Dedim ki ya ben taziye için geldim. Teşekkür ederiz dedi. Pek müsait değiliz dedi. Kapattı kapıyı. Ya dedim ki birbirimize nasıl yabancılaşıyoruz? Hani ne bileyim, keşke daha önceden sorsak da ne bileyim başka evi hani açsak. Hayatımızı birbirimizin hayatına bile giremiyoruz yani. O kadar kapılar var. Tuhaf geliyor değil mi size? Yaşadım. Böyle bir içime bir şey oturuyor tabii. Neden? Çünkü artık hikayemizin ruhu kayboldu. Herkes tek başına. Herkes yalnız. Bize dediler ki iletişimin en güçlü olduğu dönem bu dönem. Ne demek? İster telefon aç, ister mail at, ister sosyal medya, herkes bir görüntülü ara, görüntülü konuş. Bin bir çeşit iletişim biçimi var. Doğru mu? Peki neden herkes bu kadar yalnız? Neden herkes psikologların önünde sıraya girmiş dertlerini anlatıyor? Neden herkes antidepresanlardan başını kaldıramıyor? Ne oluyor yani? İletişim bu kadar güçlü de neden herkes bu kadar yalnız? Bu işte bir tuhaflık yok mu yani? Bir şeylerin ters gittiği anlamına gelmez mi bu? Çünkü bakın yüz yüze değiliz artık.
İnsan insanın zehrini alır ama biz yüz yüze bakmıyoruz. Bize dediler ki kardeşim bak bundan sonra şöyle yapacaksın. Kendi fotoğrafını çekeceksin, sosyal medyaya koyacaksın. Birileri seni seviyorsa oradaki kırmızı kalbin üzerine tıklayacak. Yahu biz eskiden birbirimize kalbimizi verirdik. Ne kalbin tıklaması yani? Eskiden insanlar birbirine kalbini verirdi. Şimdi sadece oraya dokunmakla sevmek mi olur? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl ucuz? Bu nasıl sıradan? Bu nasıl kolaycılık? Sevmek bu mudur? Dostluk bu mudur gerçekten? Dostluk bir insanın fotoğrafını paylaşmak mıdır ya da oraya dokunmak mıdır? Bu kadar mıdır? Hani emek, hani fedakarlık? O bizim yıllar boyu izlediğimiz filmin en büyük sözü hani sevgi emek ister deyip durduk. Hani emek? Kim kime olan sevgisini emekle gösteriyor? Korkutucu gelmiyor mu bu size? Bu kadar sıradanlaşması. Bu kadar sıradanlaşması. Hepimiz fotoğrafımızı çekmekle meşgulüz. Yeni dönemin ruhu bu. Selfie. Hepimiz kendi fotoğrafımızı çekiyoruz. Hepimiz kendi fotoğrafımızı. Bu benlik. Bu böyle bir şey çünkü. Peki o zaman doğru soruyu yeniden soralım. Neyi kaybettik? Neyi kaybettik? O zaman bu soruyu yeniden sormamız gerekir. Dostluk adına, sevgi adına, yaşamak adına, kendi varlığımız adına. Rahmetli Fethi Bey'in dostluğu tarif ederken söylediği şey ne kadar kıymetliydi. Diyor ki, dost o kişidir ki öldürülmesi muhakkak bir gecede dostunun yerine yatağına yatar ve yorganı üstüne çeker. Dost o kişidir ki diyor birlikte sığındıkları mağarada dostuna zarar gelmesini engellemek için elleriyle ayaklarıyla o delikleri kapatır diyor. Çünkü böyle bir fedakarlık ister. Nerede? Neyi kaybettik? Nasıl hatırlayacağız? Ruhu çalınmış bir yüzyılda İnsanın ruhunu yeniden hatırlamanın yolu nedir? Ben diyorum ki arkadaşlar, bunu görmezden gelemeyiz. Gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler, oturup yeniden düşünmemiz lazım. Bir şey kaybediyoruz ve kaybettiğimiz şey zannettiğimizden çok daha büyük olabilir. Bir şey kaybediyoruz ve kaybettiğimiz şey zannettiğimizden çok daha insanlığımızı yok ediyor olabilir. O zaman hatırlamamız gerekir. Peki bize ne hatırlatacak? Yeniden bize ne hatırlatacak? Gerçek insan olabilmek için gerçek insanı en son nerede gördüğümüzü hatırlayacağız. Peki size bir soru daha sorayım. Hayatınızda en son karşılaştığınız gerçek insan kimdi? Ne güzel, beraber geldiniz gel. Gerçek insan ne demektir peki? Ne çağrıştırıyor şimdi? Gerçek insan diyorum da uyduruyor muyum acaba? Hayır. Gerçek insan. Yani şunu demek istiyorum. Maskesiz, güven dolu, merhamet dolu, şefkat dolu, sevgi dolu, sizi yargılamadan anlamaya çalışan, insanı insan yapan küçücük değerler ya da kocaman değerlere sahip. En son nerede karşılaştık? Çünkü onu bulmak zorundayız. Gerçek insan. Şimdi yeni hayat bizi İnsanlığımızdan uzaklaştırınca hepimiz böyle makinalara dönüyoruz. Kuşkucuyuz, birbirimize güvenmiyoruz. Bizim mahallede
Bir tane teyzemiz var, Mukaddes teyze. İnsan yani. Yani gerçekten insan. Onu görünce insan şöyle hissediyor. Ya biz ne kadar çok şey kaybediyoruz. Evine hırsız girmiş. Bizim mahalle gerçekten kötü bir mahalledir. Onu söyleyeyim. Yani bizim mahalle çok iyi bir mahalle değil. Beni Onlara Verme diye bir kitabım var. Orada yazdım aslında. Takdir edersiniz ki çok iyi bir mahalle değil. Fakat bizim mahallede hırsızlık olmaz. Çünkü insanlar kendi mahallelerinde çalışmazlar. Başka semtlere giderler. O yüzden hırsızlık bizim gördüğümüz bir şey değildir. Şaşırdık. Hemen gittik yanına. Dedim ki ya Mukaddes teyze ne oldu? İyi ki dedim sen evde yokken hani adamla karşılaşmamışsın. Dedi ki ya ben evdeydim. Allah Allah dedim ya. Neyse ki dedim yüze gelmediniz. Nasıl gizlice mi girdi dedim camdan bilmem. Yok dedi kapıyı çaldı. Nasıl yani dedim kapıyı çaldı dedi yani. Sen ne yaptın dedim kapıyı açtım dedi. Sonra ne oldu dedim. Geldi dedi ki ya ben dedi Tanrı misafiriyim. Ben de dedim ki geç içeri. Yemek hazırlayayım dedim. Dedim ki Mukaddes teyze artık yok Tanrı misafiri gelmiyor. Onlar yok onlar kıssalarda kaldı en son. Onlar en son yani benim duyduğum kadarıyla 1800'lü yıllardaydı belki yani en son yani. Artık yok yani. Niye davet ettin adamı içeri dedim. Dedi ki ben adamı Hızır sandım dedi. Ya nasıl yani dedim. Ya dedi Hızır'sa dedi ve ben kapıdan kovarsam ne olur diye düşündüm dedi. O yüzden içeri gel yemek hazırlayayım dedi. Sonra ne oldu dedim adam içeri geldi dedi. Ben dedi mutfaktayken dedi o böyle karıştırmış sağda solda bulduğunu almış kaçmış dedi. İşin garip kısmı şu. Bir daha gitse bir daha içeri alır. Çünkü onun saf ve temiz dünyasında böyle bir risk var. Bize gelince biz bunu saflık görüyoruz. Ya saçmalama Tanrı misafiri mi kaldı yani? Nerede yani? Ama onun dünyasında binde bir, milyonda bir ihtimal Hızır'sa bu adam. Çünkü yaşadığı kültür, inanç onu öyle eğitmiş. Onu öyle eğitmiş. Kuşku duymuyor bundan. 5 kere yanılsa 6.'yı yine yapar. Çünkü pazarlıkçı değil. Çünkü iyi ile kötü ile kurduğu ilişki tertemiz. Bir gün evde oturuyorum, televizyon açık, rahmetli anneannem de yanımda. Film var böyle açık. Anneannem de boyuna şöyle yapıyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Böyle tekrar edip duruyor. Allah'tan geldik. Dönüşümüz yine onadır. Birileri ölünce arkasından söylenir ya. Dedim anneanne hayırdır birileri mi öldü? Televizyonu göster dedi ki. Baksana oğlum dedi adam ölüyor dedi orada. Baktım aksiyon filmi var sürekli adam ölüyor. Fakat bizim için ölümün böyle bir gerçekliği yok ki. Ama onun için her şey gerçek. Önemli değil film icabı olması. Hiç önemli değil. Önemli olan şu. Biri ölüyor ama fotoğrafta ama filmde ama tiyatroda önemli değil. Çünkü onun gerçekliğinde böyle bir şey var. Neden? Çünkü onun bir hikayesi var. Çünkü o hikayesinin içinde yaşamaya devam ediyor. Çünkü o hikayesinin içinde bir gerçeklik bulmuş. Çünkü yeni insanın hikayesi kendi hikayesi değil. Birçoğumuz o hikayeyi hazır buluyoruz. Birçoğumuza kelimeler veriliyor, sloganlar veriliyor. Birçoğumuza böyle duyarlılık biçimleri veriyor. Her şey hazır artık. Her şey hazır. Oyuncağını kendi yapmış bir insanla
Plastik oyuncakla oynamış bir insan aynı olmaz. Her şeyi hazır bulan insanın dünya ile kurduğu ilişki hazıra konma ilişkisidir. Bir miras yedi ilişkisidir. Biz kendi adımıza ne yaptık? Roman deyip geçmeyin. Edebiyat deyip geçmeyin. Nasıl hatırlayacağız diyoruz ya. Belki böyle hatırlayabiliriz. Gerçek insanın hikayenin kahramanı, karakteri olduğu şeyleri hatırlayabiliriz. Sokağınıza bakın. Çevrenize bakın. Okumaya çalışın. İzlemeye, duymaya çalışın. Birbirinizle sohbet edin. Sevdiklerinizle sohbet edin. İki sevgili yan yana gelmişler. Aynı masada oturuyorlar. Ve ikisi de ellerindeki cep telefonuna bakıyorlar. Benim ilk sevdiğim insan masada karşımda olsa 3 gün gözümü ayırmadan baksam yine doymazdım yani. Deli misin sen, elindeki telefona nasıl bakarsın? Karşında sevdiğin insan var yani. Anasının yanına gitmiş oğlan elinde telefona bakıyor. Oğlum o anan bak yarın öbür gün yok. Bir daha yok. Yüzüne bak. Birbirimizin yüzüne bakalım. Gözlerinin içine bak. Gözlerinin içine bakmaktan korkma. Bu kadar her şeyi bu kadar acaba kaybetmek. Neyi kaybettiğini hatırla. Çünkü bazı kayıpların telafisi olmaz. Bu söylediğim şeyi, bu konuştuğum, anlatmaya çalıştığım şeyleri burada biz bir araya geldik ve birbirimizle konuştuk. Sizden ricam o ki kendi küçük çevrenizde, yakın çevrenizde biraz bunu hissetmeniz. Yoksa niye anlatıyorum? Biz bize anlatıyoruz işte. Niye hikayeler anlatıyoruz? Niye hikayeler dinliyoruz? Biraz burada saklı zaten. Temel derdimiz çünkü bu. O hikayeleri anlatmanın sebebi bu. Çünkü hikaye bütün, şöyle düşünün, insanlık var olduğundan bu yana insanlar birbirine hikaye anlatıyorlar. Masallar, kıssalar, mitolojiler, her şey gerçek, hakikat hikayeyle geçiyor insana. Neden? Çünkü en kısa yol bu. En anlaşılır yolu bu. Bize bir ihtimali hatırlatıyor. Biz o hikayelerde bazı şeylerin, hayatımızda eksik duyduğumuz bazı şeylerin bir gün tamamlanabileceğine inanmaya başlıyoruz çünkü. O hikayeler bize şunu söylüyor. Daha güçlü ol, daha umutlu ol. Çünkü her şey değişebilir. O masallar neden anlatılıyor insanlara? İnsan niye masal dinlesin? Uyumak için mi? Hayır, uyanmak için masal dinler. Dirilmek için, hayatı yeniden daha umutla yaşamak için masalları niye dinliyoruz? Hikayeleri niye dinliyoruz? Bütün bu anlattıklarımın sizin için bir değeri varsa üzerine düşünebilirsiniz. Yok eğer fazladan bulursanız, ya işte bir romancı geldi böyle şeyler anlattı gitti diyebilirsiniz. Bundan sonrası size emanet. Bundan sonrası size kalmış. Başınızı şişirip de böyle vaaz etmeyeyim. Sonra yavaş yavaş izninizi alayım. Ama eğer birkaç arkadaş, mikrofon baktım ama bir mikrofonumuz var mıdır? Birkaç arkadaşımızın aklına gelen birkaç sorusu varsa, hiç beraber konuşmadık demeyelim. Hanımefendiden başlayalım. Birkaç soru alalım, konuşalım, ondan sonra da bitirelim, olur mu? Sizin de böyle canınızı daha fazla sık. Biraz karamsar gibi konuştum ama emin olun karamsarlıkla ilgili bir şey yok. Buyurun.
Öncelikle sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Şunu sormak istiyorum. Gerçek insan nasıl olunur? Benden kaynak. Gerçek insan nasıl? Yok, bunu anlattınız. Peki gerçek insan nasıl olmaz? Ne yaparsak gerçek insan olmaz? Şimdi bakın. Emin olun. İnsanın içinde bir ölçü var. Tanıdığınızda, karşılaştığınızda diyeceksiniz ki işte bu gerçek bir insan. Bunun ölçüsü tamamen içinizdeki o ses, vicdanınızdaki o ses. O hiç yanılmaz. Gerçek insana dair. Benim hissiyatım öyle. Onun yanına, böyle sürekli yanında olmak istersiniz. Dizinin dibinde olmak istersiniz. Öyle bir şeydir bu yani. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bir soru daha alalım. Teşekkür ederim. Beyefendi, sonra da hanımefendi. Böyle kısa kısa alalım, sonra bitireceğiz. Buyurun. Aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Biraz yüksek sesle. Şimdi gerçek insan dediğimizde şunu mu anlamalıyız? Yani olmadığında eksikliği hissedilen. Ben size sormak istiyorum. Siz olmadığınızda bir dünyada ne eksilir acaba? Bunu ben sürekli kendime soruyorum. Kendi kendime diyorum ki ya Tarık diye bir adam bu dünyada olmasa ne eksilirdi? Size ben bir şey söyleyeyim. Benim bütün anlattıklarım, yazdıklarım, çizdiklerim, konuştuklarım, her şey kendimce ben şu kadarlık bir yer taşıyorum bu dünyada. Aa işte bir kaza geçirdim, kafam patladı yani. Oradan bir daha kalkamayabilirdim yani. Yani çok ucuz atlattık bir şükür ama. Ya o kadar. Benim bütün hikayem şu kadar. Ben burada yazdığım romanlar, anlattığım hikayeler bir gün bir insanın dünyasında, ruhunda küçücük bir kelimeyi hatırlatırsa benim bütün derdim budur. Başka da hiçbir şey istemem. Başka hiçbir şey istemem. Kendi hikayemi arıyorum. Anlatarak kendi hikayemi arıyorum. Yazarak kendi hikayemi arıyorum. Hiç büyük büyük meselelerim de yok açıkçası. Hanımefendi bir sorusu var. Şuraya verirsek. Hadi o son olsun. Sonra kitap imzalı. İmzalatmak isteyen olacak mı kitap? Tabii ki. Nerede imzalayacağız acaba kitabı? Karşı. Tamam. Orada kitaplar da orada olur zaten. İsteyen arkadaşlara da sor. Bülent Beyciğim. Ne kadar güzel. Yani çok teşekkür ederiz. Nereye gidiyorsunuz? Durun. Kuyruk değil mi sıraya? Tamam hadi son soruyu alalım, sonra hep beraber gidelim. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Meltem. Meltem, baş başa kalacağız soru böyle uzarsa. Evet, hemen gireceğim. Şimdi az önce bazı kitapların bizleri umutlandırdığına dair güzel bir cümle kurdunuz. Ben şeyi merak ettim. Siz bir Oğuz Atay hayranısınız. Oğuz Atay okuduktan sonra ne hissetmiştiniz? Şimdi ben kendi hislerimi biliyorum. Sizinkini çok merak ettim. Yani vallahi şöyle söyleyeyim. Hem Oğuz Atay için söyleyeyim, hem de başka büyük romancılarımız için de söyleyeyim. Tanpınar'ı katarak, Refik Halit'i katarak, Kemal Tahir'i katarak, yani büyük romancılarımızı. Şöyle hissediyorum. Bu büyük romancılar bende hem bir ilham uyandırıyor. Yani o büyük hikayenin parçası olmak. Ama bir yazar olmakla da bazen cesaretimi kırıyor. Nasıl büyük bir dünya kurmuşlar diye. Ben okuduğum her romanda kendime bir yer ararım. Okuduğum her romanda kendime bir yer bakınırım. Ben acaba burada nerede durarım? Nerede duruyorum? Hayatıma bakan tarafıyla. İzlediğim her filmde de böyle. Bazı romanlar ve bazı filmler, bazı kıssalar, bazı hikayeler beni tamamen içine çeker ve ben orada bir şey duymaya başlarım. Orada yürümeye başlarım. Orada hissetmeye başlarım. Orada bir şey anlamaya başlarım. Ve o zaman karar veririm ki bu roman beni dünyasına çekip aldı ve bu benim hayatım boyunca o dünyada kalmaya devam edeceğim. Size bir şey söyleyeyim. Büyük hikayelerin büyük karakterleri bizim hayatımız boyunca bize yol gösterici olurlar. Mesela biz
hiç yaşamadığı halde Selim Işık diye bir karakteri tanıyoruz. Adamın dünyasını biliyoruz, korkularını biliyoruz. Yaşadığı çatışmaları biliyoruz, yüzleşmelerini biliyoruz. Selim Işık diye birisi vardır. Vardır. Turgut Özmen diye birisi vardır. Çünkü tanıyoruz. Burada bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şurada saysak dedesinin ismini bilen, ismini diyorum. Huyunu, suyunu, mesleğini, meşrebini değil. Dedesinin ismini bilen kaç kişi var desem şuradakilerin %5'i çıkar. Ama biz 600 yıl önce yaşamış Don Kişot'u tanıyoruz. Hangisi daha gerçek? Senin dedenin dedesi mi gerçek? Don Kişot mu gerçek? Don Kişot daha gerçek çünkü tanıyoruz adamı. Öbürünün ismini bile bilmiyoruz. Huyunu suyunu bilmiyoruz. O yüzden roman deyip geçemiyoruz. Hayattan daha gerçek çünkü. Daha sahici. Bitiriyoruz. Çok isterdim. Beni dinleme nezaketini ve sabrını gösterdiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Küçüklerimin gözlerinden öperim. Büyüklerimin ellerinden öperim. İyi ki geldiniz. İyi ki burada beraber olduk. Bir insanın bu dünyadaki hayatında en büyük hakikatlerden, kıymet taşıyan şeylerden bir tanesi şudur. Birilerinin onun hikayesine kulak vermesi, dinlemesi. Benim acizane size bir kardeşiniz, arkadaşınız, abiniz ne kabul ederseniz tavsiyem şudur. En yakınınızda olan insanlardan başlayarak onların hikayelerini dinleyin, onlara kulak verin. Çünkü insan hikayesini birine anlatamazsa insan yok olur. Birbirini dinlemek onun varlığını anlamaktır. Bu yüzyılın en büyük acısı insanların yalnızlığının temel sebebi budur. Çünkü kimsenin hikayesini dinlemeye vakti yok. Büyük şairimiz yakın zamanda göçtü. Gülten Hanım'ın da altını çizdiği gibi büyük bir ah çekmişti hatırlarsanız o dizeyi. Büyük bir ah çekmişti. Kimsenin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Birbirimize kulak verirsek birbirimizin varlığını hissederiz. Benim hikayemi dinleme nezaketi gösterdiğiniz için, dostluğunuz için bu benim için dünyanın en kıymetli şeyi. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık, ruhunuza sağlık. Aksaray Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Efendim biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bir hediye takdimimiz olacak, hediyelerini takdim etmek üzere. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Bülent Soylu Beyefendi'yi davet ediyoruz. Sıfır atık projesi kapsamında kalmış. Kıymetli konuklarımız, kıymetli yazarımız kitaplarını hemen karşımızda bulunan